Harp'ın cenazesi Batı Şeria'da karışmış durumda. El fetihlileri astığı yer. Burası Senaki. Rusların işgal altında tuttuğu yerlerden biri. PKK ve İran kolu PJA'nın üs olarak kullandığı Sıra Dağları'nın hemen başlangıcı Kuala Lumpur'a modern bir mimari hakim. Geliyor! Geliyor! Kim bu Taliban? Selamünaleyküm. Hemen burada Suriye kontrol noktası var. 50 bin kişi bu bölgede doğrandı. Pakistan'dan Afganistan'a gidenler de var. Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Afgan göçmenler, diğer taraftan Gürcistan'ın içerisinde ve de dışarıdan. Hakkani'nin işte ana medresesi. Afgan kadınlar tekrar aynı yataklar karşı karşıya. Bu şekilde meydanlarda toplanıyor. Terörist gruplardan bir tanesi de IŞİD Horasan. Romanya'nın eski başbakanı Victor Ponta ajandaya konuştu. Ukrayna-Rusya arasında tansiyon yükselirken ABD Romanya'ya asker sevkiyatına başladı. NATO müttefiki Romanya'nın hamleleri, Türkiye ile stratejik işbirliği. Eski başbakan neden Türkçe öğreniyor? Az sonra Benan Kepsutlu'yla ajandada. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandada daha yine sizlerle birlikteyiz. Yine yerinden hazırladığımız özel dosyalarla ve yaptığımız özel röportajlarla ajandada yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünya basını Ukrayna-Rusya krizini Ukrayna'dan takip ederken bizler ajanda olarak bu durumda, içinde bulunduğumuz şartlarda stratejik öneme sahip olan Romanya'ya gelmeyi tercih ettik. Romanya'nın adı henüz çok fazla zikredilmiyor. Ancak Romanya, Ukrayna-Rusya krizinde neden stratejik anlamda büyük öneme sahip? Romanya-Türkiye ilişkileri nasıl seyrediyor ve Türkiye'nin Romanya'daki yumuşak güç politikası nasıl? Bunlara ilişkin hazırladığımız özel dosyaları ve özel röportajları önümüzdeki haftadan itibaren geniş bir şekilde sizlere aktaracağız. Önce Bükreş'e gittik, şu anda da Köstence'deyiz. Ancak neden şu anda Romanya'da olduğumuzu, nedenlerinden sadece bir tanesini kısaca aktarmak istiyorum sizlere. Biraz önce de söylediğim gibi Ukrayna-Rusya krizinde jeopolitik anlamda evet Romanya stratejik olarak büyük öneme sahip. Her şeyden önce bir, Ukrayna'nın komşusu, iki, Karadeniz'e kıyısı var, NATO müttefiki, Avrupa Birliği üyesi. Ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri gözünde özellikle Karadeniz'in güvenliği açısından yine önemli ülkelerden bir tanesi. Çok değil, geçtiğimiz haftalarda Romanya Devlet Başkanı aslında bölgede, hatta Romanya'da NATO askerlerinin sayısının artması gerektiğini açıklamıştı. Ve yine geçtiğimiz haftalarda da Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Almanya bölgeye asker sevkiyatına başladılar. Diğer taraftan bu arada 2021 Mayıs ayında da, yani daha üzerinden bir yıl geçmedi, Romanya'da NATO'nun çok geniş kapsamlı tatbikatı gerçekleşti. Defender tatbikatı gerçekleşti ve bu tatbikatta Rusya tarafından büyük tepki çekti ve Rusya basınında da bu tatbikata ilişkin pek çok haber yapıldı. Rusya Savunma Bakanı NATO'nun Romanya'da yaptığı bu tatbikatı bir savaş çağrısı olarak nitelendirdi. Bu şekilde bir tepki gelmişti o zaman da, o dönemde Rusya tarafından. İşte bu konuda aslına bakarsanız Rusya, Ukrayna-Rusya krizi konusunda, Ukrayna konusunda Batı'dan istenilen güvenlik garantilerine Romanya'yı ve Bulgaristan'ı da ekledi. Öte taraftan Romanya'nın NATO'ya üyeliği dışında ikili ilişkilere baktığımızda Rusya'yla da bazı sorunları var. Yalnız diğer taraftan Romanya içerisindeki bazı kesimler Ukrayna'nın NATO üyeliğine de çok sıcak bakmıyorlar. Belirttiğim gibi bu Romanya'da olma nedenlerimizden sadece bir tanesi. Bu konuları araştırmak, hem bu konunun detaylarını, hem Türkiye-Romanya ilişkilerini ve Türkiye'nin bölgedeki yumuşak güç politikasına dair hazırladığımız özel dosyaları önümüzdeki hafta ajandada daha geniş geniş aktaracağız sizlere geniş bir şekilde. Peki bu hafta ise ne yapacağız? Efendim bu hafta Romanya'nın eski başbakanı Victor Ponta ile buluştum. Bükreş'te buluştum. Victor Ponta
2015 yılında Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangında çok sayıda gencin hayatını kaybetmesi sonrasında istifa etmişti. Aynı zamanda da Viktor Ponta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok yakın arkadaşı. Bükreş'te buluştuk. Bugünlerde Viktor Ponta, eski Romanya Başbakanı, Türkçe öğreniyor. Aslına bakarsanız kısa zamanda çok da yol kat etmiş ve röportajımızın başlangıcında, hatta büyük bölümünde kendisiyle Türkçe konuştuk. Hem Türkçe konuşma serüvenini hem de bölgede yaşananları, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin düşüncelerini aktardı Viktor Ponta. Şimdi Romanya'nın eski başbakanıyla yaptığım o özel röportaj geliyor ekrana. Romanya'nın eski başbakanı Viktor Ponta, ülkede 2010-2015 yılları arasında Sosyal Demokrat Parti'nin başkanıydı. 2012 yılında Romanya'nın başbakanı seçildi. Ponta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da çok yakın ilişkiler içindeydi. Bugünkü görüşmemizde değerli dostum Sayın Viktor ile başta ikili ilişkilerimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası pek çok meseleyi ele aldık. Romanya Başbakanı Viktor Ponta, 31 Ekim 2015'te Bükreş'te bir gece kulübüne çıkan yangında 42 kişinin ölmesinden kendisini ve hükümeti sorumlu tuttu, aniden istifa etme kararı aldı. Romanya'nın eski başbakanı Viktor Ponta halen siyasetle uğraşıyor. Yoğun temposunun arasında Türkiye'ye de duyduğu sevgiden Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladı. Bir konuşmam var. Büyük bir sürpriz hazırladım. Öğretmenime Mustafa Bey. Büyük bir sürpriz ha? Evet, elbette. Sonra. Sabır lütfen. Umarım beni anlarsınız. Bu sabah burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Daha iyi. Eski bir başbakan olarak değil, çok iyi ve çalışkan bir Türk öğrenci olduğum için. Hoca Mustafa benim hakkımda böyle diyor. Çok iyi politikacı. Çok iyi. Türkçe öğrenmeye başlayan Romanya'nın eski başbakanı Viktor Ponta ile başkent Bükreş'te buluştum. İyi akşamlar. Merhaba. Ben Ronald'ım. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkürler. Sizi Türk televizyonlarından tanıyoruz. Başbakanla buluşma amacım sadece Türkçe'ye olan merakını sormak için değildi. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyon tırmanırken, dünya televizyonları Ukrayna'ya giderken, biz ajanda olarak Karadeniz'de dengelerin sağlanabilmesinde Türkiye ile birlikte aracı olabilecek en önemli adres Romanya'ya gitmeyi tercih ettik. Çünkü Ukrayna'nın komşusu, NATO üyesi olan Romanya'da geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin de geniş katılımıyla NATO en büyük tatbikatlarından birini yaptı. Rusya, Romanya'daki NATO tatbikatını Karadeniz'de savaşın sesleri olarak yorumlamıştı. Şimdi NATO, Ukrayna'da yaşananları doğudaki müttefiki Romanya üzerinden yakın takibe aldı. O nedenle Romanya'nın atacağı hamleler, Türkiye ile işbirliği bölgede dengelerin sağlanması adına kritik önem taşıyor. Başbakan Sayın Viktor Ponta, bu özel röportaj için teşekkür ediyorum. Memnun oldum. My pleasure. Siz Türkçe'de konuşuyorsunuz. Öğreniyorum. Ağır ağır konuşacağım Türkçe. Ama şimdi anlıyorum biraz. Ve öğretmenle beraber her sabah çalışıyoruz. Ne zaman başladınız Türkçe öğrenmeye? Her gün, every day, when we start. Yeah.
Saat 9'da. Saat 9'da 2 saat beraber çalışıyoruz. Ama ağır ağır öğreniyorum. Peki neden, nereden geliyor bu Türkçe merakı? Neden Türkçe öğrenmek istediniz? Çünkü Türkiye benim ikinci ülke. İstanbul en güzel şehir dünyada. Dünyada en güzel. Ve Türkiye kültür, yemekler, insanlar hepsi çok seviyorum. Hangi Türk yemeğini en çok seviyorsunuz? Hangi? Türk yemeğini en çok beğeniyorsunuz, seviyorsunuz. Bu kelime bilmiyorum. Hangi? Which? Türk yemeği. Turkish food. Türk, Türk yemeği. Evet, yemeği. Çünkü yemekler. Hepsini. 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 Peki, şimdi yemeklerden mesela kebap. Evet, İstanbul'da en güzel kebap. No? En güzel. Evet. Siz kalkan en güzel balık, en güzel hepsini. Hem Türkçeyi, hem Türk yemekleri, Türk kültürü, her şeyi hakimsiniz maşallah. Türkiye tarih çok seviyorum. Now I will say in English. Yeah. It's very very interesting. Türkçe tarih çok seviyorum. Şimdi İngilizce söyleyeceğim. Romanya ve Türkiye'nin tarihinin iki ülkede de farklı anlatılıyor olması çok ilginç. Osmanlı İmparatorluğu'nda 500 yıl boyunca bir taraf tüm savaşları kazandığımızı, diğer taraf tüm savaşları kaybettiğimizi anlatıyor. Tarihimiz çok ilginç. Ama çok seviyorum Türkiye tarihi, Türkiye'nin tarihi. Sonunda, kelime sonunda her zaman en zor benim için. ama çalışmam lazım ve bir yıl sonra daha iyiyim. Daha iyisiniz. Evet. Siz aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbolda arkadaşınız galiba. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol da oynuyordunuz. Ama Cumhurbaşkanı futbol en önemli. Evet. Onun için, no? Futbol. Benim için basketbol. I was to all the games of Fenerbahçe'nin Avrupa'daki tüm maçlarında bulundum. Türk basketbolunun büyük hayranıyım. Türkiye'de futbol çok sert. Futbol Türkiye'de too much passion, too much feeling about football. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. O nedenle basketbolu tercih ediyorum. Ve her zaman Hacı'nın ülkesinden geliyorum dediğimde herkes beni çok seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da maçlara gidiyor muydunuz? Hayır, ama her buluştuğumuzda futbolda konuşuyoruz. Türkiye milli takımının maçları olduğunda Romanya ile maçları dışında hep Türkiye'yi tutuyorum. Bana biraz konuşacağımız konulardan bahsedin ve hadi İngilizce devam edelim. Fransızca ya da İtalyanca da konuşabiliriz ama Türkçe için hala zamana ihtiyacım var. İnşallah, yes. Yarı Türkçe, yarı İngilizce olan sohbetimizden sonra bölge meselelerini, en önemlisi de komşu ülke Ukrayna'yı konuşmaya başladık. Romanya'nın eski başbakanı Victor Ponta'yla. Ukrayna'daki kriz ve Rusya'nın bölgedeki tavırları bu bölgeyi ve Romanya'yı nasıl etkiliyor? Çok fazla ve her gün etkiliyor. Çünkü Ukrayna'daki kriz direkt olarak tüm Romanya'da, Türkiye'de ve Avrupa'da enerji fiyatlarını yükseltiyor. Bizlerin hayatını direkt etkileyen bir durum bu. Ekonomi etkileniyor. Ekonomi iyi gittiğinde insanlar mutlu olur ve siyaset yapmak da kolaydır.
Ancak ekonomi kötü etkilendiğinde insanlar mutsuzdur ve siyaset yapmak çok zordur. Dolayısıyla Ukrayna'daki durumun en büyük yansıması ekonomi oluyor ve bizler bunu her gün hissediyoruz. Fakirler daha fazla fakirleşiyor. Gaz fiyatları, elektrik fiyatları direkt etkileniyor. Diğer taraftan Romanya'da Türkiye gibi NATO ülkesi. Karadeniz'deyiz ve NATO'nun en önemli ülkeleriyiz. Dolayısıyla Ukrayna'da yaşanan kriz bize çok yakın. Bu noktada diplomasiye ve barışın sağlanacağına inanmak istiyorum. En iyi çözüm bu olacaktır. Durumun bu şekilde devam edebileceğinden çok emin değilim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bölgeye dair yapmaya çalıştıklarını takdir ediyorum. Barışçıl yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Siyasetçiler için savaş çıkartmak çok kolay. Ancak halklar için çok kötü sonuçları olur. Barışı sağlamak zordur ama gereken bu. Ukrayna'ya dair ne olacağını kestiremiyorum ama. Bugünün şartlarında Rusya kazanıyor çünkü enerji fiyatlarını yükseltiyorlar. Amerika kazanıyor çünkü enerjiye ihtiyaçları yok. Ancak bizler burada, Ukrayna'daki krizde kaybeden taraf oluyoruz. Akıllıca hareket etmeli ve buna bir çözüm bulmalıyız. Ukrayna ve Rusya arasında yumuşak bir uzlaşma yöntemi bulunabileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle, her zaman. Tarih bize bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Tarihte Fransa ve Almanya savaş halindelerdi. Şimdi iyi ilişkileri var. Türkiye ve Yunanistan kendi aralarında diplomatik bir çözüm bulabilirler. Romanya ve Macaristan. Bizler yüzlerce yıl çatışma halindeydik. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında da tabii ki bir çözüm yolu var. Ancak bu çözüm yöntemi siyasetçilerin başvurdukları yöntemlere göre değişir. Halklar sorunları çözemezler. Liderler sorun çözücülerdir. Tekrar ediyorum, Türkiye, Romanya ve bölge için barışçıl yöntemler bulunması en iyisi olacaktır. Siz şu anda başbakan olsaydınız, çözüm için bu iki farklı kesime sizin öneriniz ne olurdu? Olayın dışında olup tavsiyelerde bulunmak kolay. Spor müsabakalarında tribünde oturup oyunculara nasıl oynamaları gerektiğini söylemek gibi bir şey bu. Hepimiz dışarıdan daha iyi biliyor görünürüz ama Rusya'nın çok büyük bir ülke olduğuna inanıyorum. Bu saygı duyulması gereken bir durum. Ukrayna'da aynı şekilde. Ancak Ukrayna'daki bu kriz, Türkiye ve Romanya için daha enerji konusunda daha çok nasıl bağımsız olmamız gerektiği konusunda bir ders niteliğinde. Enerjiye daha fazla yatırım yapmalıyız. Kendi yerel üreticilerimize güvenmeliyiz ve bu tarz kaya niteliğinde bir kriz geldiğinde daha az etkilenmiş oluruz. Şu anda insanlar zarar görüyorlar. Şu anda hem Romanyalılar hem de Türkler enerjiye 2-3 kat daha fazla para ödüyorlar. Belki bu sefer içinde bulunulan krizden kendimize dersler çıkartırız ve kendi enerjimize daha fazla yatırım yaparız. Türkiye'nin buna başladığını biliyorum. Romanya da bu konuda çaba sarf ediyor. Bu hepimiz için iyi bir ders. Romanya Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi NATO kendi askeri gücünü bölgede Romanya'da arttırmalı mı? NATO tabii ki çok güçlü ve NATO içerisindeki gerçek güç Amerika. Türkiye'nin de büyük bir ordusu var ama burada Amerika NATO içerisinde baskın. Ben NATO ve Rusya'yı karşı karşıya getirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle olmasını umuyorum. Umarım hiçbir zaman bu olmaz. O nedenle daha çok ya da daha az askerin burada olması sadece siyasi bir hamle. Eğer bir savaş olursa sadece Rusya ve Ukrayna arasında lokal bir savaş olur. NATO askerlerinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacağına inanmıyorum. Bu hiçbir zaman bir çözüm olmayacaktır. Askeri hareketler daha çok siyasi kararlıdır. Bölgedeki tek sorunun sadece Ukrayna ve Rusya'nın problemleri olduğunu düşünmemeliyiz. Bakın artık Suriye'yi ya da Türkiye'ye, Avrupa'ya gelen milyonlarca mülteciyi konuşmuyoruz. Balkanların batısındaki problemlerden yeterince bahsetmiyoruz. Dolayısıyla bölgedeki sorunun çözümü için NATO askerlerinin daha fazla bu bölgeye gelmesinin çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece siyasette kuvvetli kasları göstermek için bir araç. Umarım NATO ve Rusya bir savaşa girmez. Bu hepimizin tehlikeye gireceği anlamına geliyor. Karadeniz'in güvenliğine de değindiniz. Karadeniz'deki güç dengesini korumak nasıl mümkün?
Montreux Anlaşması'nı referans aldığımızda bir tarafta güçlü bir Rusya var. Diğer tarafta NATO üyesi Türkiye ve Romanya var. Biraz da Bulgaristan'ın etkisinden söz edebiliriz ancak Bulgaristan'ın bölgede daha az etkisi var. O nedenle bence Romanya ve Türkiye daha çok işbirliği içine girmeli. Şu anda bu iki ülke yeterince işbirliği içerisinde değil. Romanya ve Türkiye tüm NATO ülkelerine bölgede dengeyi sağlayabileceğini göstermeli. Ama bu Rusya ile savaşarak olmaz. Burada sadece denge sağlamalıyız. Eğer Rusya daha güçlüyse savaşmak bizim için iyi olmaz. Eğer biz güçlüysek savaşmaya gerek duymayız. Ancak burada sorunun çözümü için Romanya ve Türkiye'nin siyasi ve askeri işbirliği önem taşıyor. Karadeniz için tek çözüm dengeyi sağlamak. Peki bu iki ülke ne yapmalı? Turkey is much more advanced than Romania. Birlikte daha çok çalışmalıyız. Türkiye, Romanya arasındaki askeri teknolojilerin gelişmesine yönelik bazı projeleri ben başlattım. İki NATO üyesi olarak daha yakın olmalıyız. Türkiye'nin Romanya'ya göre daha fazla avantajı var. Romanya şu anda Amerika'dan silah alıyor. Aslında Türkiye'den almalı. Türkiye'nin fiyatları daha uygun. NATO üyesi ve iyi teknolojiye sahip. Bundan bir ay önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bükreş'e geldi. Romanyalı ve Polonyalı mevkidaşlarıyla buluştu. Bu iyi bir gelişme. Bizler NATO'nun doğu kanadıyız. Bizlerin sadece Brüksel'den ya da ABD'den çıkacak kararları beklememesi gerekiyor. Romanya'dan daha çok hamle bekliyorum. Ankara bu konuda daha girişken. Aynı zamanda petrol ve doğalgazın Karadeniz'den geçişinin önemine vurgu yaptınız. Böyle kritik bir süreçte Rusya'dan Avrupa ülkelerine giden petrol ve doğalgazın geçişinin devamı nasıl korunmalı? Bu sadece Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Rusya'nın çalışmasıyla mümkün olabiliyor. Bence bu uzlaşma sürecinde Ukrayna'nın gücü oldukça az. Avrupa'nın gaza ihtiyacı var ve bizim henüz yeterince alternatifimiz yok. O nedenle şimdilik Rusya ile birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Rusya petrol satmaya devam etmek istiyor. Azerbaycan da önemli bir oyuncu. Türkiye en kritik bölge çünkü petrol Türkiye'nin toprakları üzerinden geliyor. Şu anda siyasi diyalog yolları açık ancak Romanya ve Türkiye kendi enerjisini üretmeye odaklanmalı. Başbakanlığım döneminde Erdoğan da başbakanken elektrik sağlamak adına su altından geçirebileceğimiz elektrik sistemi için ortak bir projeye başlamıştık. Maalesef sonuç alamadık. Çünkü Romanya içinde çok fazla değişiklikler oldu. Belki şu anki hükümette uzun dönemli bir proje hayata geçirilebilir. Ancak bu uzun dönemli bir çözüm. Kısa dönem için Romanyalı ve Türk şirketler enerji üretimi için daha çok yatırım yolları geliştirmeliler. Ancak bunu bağımsız yapmak gerekiyor. Rusya ile bu ne kadar mümkün olur belli değil. Çünkü ne zaman iyi ilişkilerde olunacağı, ne zaman kötü ilişkiler yaşanacağı belli değil. Azerbaycan, Romanya ve Türkiye için gerçekçi ve doğru bir ortak. Ancak onlar da her imkanı sağlayamazlar. O nedenle enerji konusunda Rusya'dan bağımsız olmalıyız. Çünkü Rusya ile ilişkiler hava durumu gibi değişken. Ne zaman ilkbahar ya da sonbahar olacağının garantisi yok. O nedenle her koşula hazır olmamız gerekiyor. Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuk çalışmalarının sonuç vereceğine inanıyor musunuz? Bence bu çok önemli. Çünkü her şeyden önce Türkiye burada büyük bir oyuncu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda her iki tarafla da, Putin'le de, Zelenski'yle de kişisel olarak özel ilişkiler içerisinde. Her iki tarafla da iyi ilişkiler içerisinde olan çok fazla siyasetçi yok. Siyasetteki tecrübem bana kişisel ilişkilerin bazen kriz anlarında çok etkili olduğunu gösterdi. Kriz durumlarında her iki tarafında güvenebileceği birine ihtiyaç duyarsınız. Bence Avrupa'da eksik olan bir durum bu. Hiçbir ülke hem Ukrayna hem de Rusya ile bu kadar yakın değil şu anda. Umarım bu ara buluculuk işe yarar. Bunu Romanya için de umut ediyorum. Çünkü tekrar ediyorum, bu krizde enerji fiyatlarını yükselten Rusya kazanırken biz Avrupalılar kaybediyoruz. Bu tarihte de defalarca böyle oldu. Peki Ukrayna NATO üyesi olmalı mı? It will not be a member. Ukrayna NATO üyesi olmayacak. En azından yakın zamanda olamayacak. Romanya'nın NATO'ya girdiği zamanı hatırlıyorum. NATO'ya girmek için ilk şart komşularla sıfır sorununuz olmasıdır.
Biz 10 yılı uğraştık. Yasal olarak evet NATO Ukrayna'yı üye olarak görmek isteyebilir ama her şeyden önce komşularınızla problemlerinizi NATO'ya getirmemelisiniz. Üyelikten önce tüm problemlerini çözmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın sadece Rusya ile sorunları yok. Ukrayna'nın aynı zamanda Romanya ile sorunları var. Çünkü Ukrayna'daki Romanya azınlığının hakları orada korunmuyor. Ben bunu gayet insani olarak söylüyorum. Ukrayna'nın önce başbakanı ile defalarca görüşmeyi denedim. Macaristan'ın da kendi azınlık halkları ile ilgili Ukrayna ile sorunları var. Moldova ile de aynı şekilde. O nedenle bence Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin masadaki konulardan biri olduğunu düşünmüyorum. Bu Putin'i daha da agresif kılacak bir neden olur. O nedenle Ukrayna'yı yakın dönemde NATO üyesi olarak görmüyorum. Almanya da var. Almanya, Avrupa Birliği içindeki en pragmatik yaklaşan ülke ve Almanların yaklaşımını takdir ediyorum. Aynı zamanda en büyük ülke de onlar. Almanya asla diğer ülkeler gibi iddialı açıklamalar yapmıyor. Kesinlikle krizler çıkarmıyorlar. O nedenle de çok gerçekçi yaklaşıyorlar konuya. Ruslara enerji konusunda bağımlı olunduğunu, Romanya, Polonya ve Türkiye'nin güvenliğinin Doğu Avrupa'nın güvenliği olduğunu biliyorlar. NATO'nun tüm ülkelerine saygılılar. Burada sadece 3 ülke önemli. Türkiye, Romanya ve Polonya. Almanya gerçek bir krizde Avrupa'nın kaybedeceğini biliyor. Ben her zaman Merkel'in denge yaklaşımına saygı duymuşumdur. Bence siyasete hala devam etmeliydi. Onun çalışmalarına bizzat şahit oldum. Bizler Avrupa Birliği'nde 27 ülkeyiz ve bu kadar ülkeye liderlik yapabilmek kolay değildir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da etkinliğinden bahsettiniz. Macron'un Rusya ve Almanya ile ilişkileri dengeleme konusundaki etkinliği ne ölçüde? Sizce Macron'un girişimleri işe yarayacak mı? Bence Macron'un şu an kendi ülkesinde daha çok problemleri var. Çünkü Fransa'da seçimler yaklaşıyor. O nedenle hemen herkes Macron'un bunu kendi ülkesindeki seçim kampanyası için yaptığını düşünüyor. Bakın ben de siyasetçiyim. Eğer seçimler yaklaşıyorsa siyasetçi sadece o seçime odaklanır. Bu doğal bir şey. Biz bunu anlıyoruz. Eğer 2 ay sonra Fransa'da seçim varsa Macron da seçimi nasıl etkilerim diye düşünüyordur. Ama Nisan ayındaki seçimlerden sonra Fransa daha önemli bir rol oynayabilir. Umarım Almanya, Polonya, Romanya ve Türkiye uzlaşma sürecinde daha etkin oluruz. Ancak Rusya ile akıllıca giderek olmalı bu. Romanya, Türkiye ilişkilerinin daha çok güçlenmesi için neler gerekli peki? Ekonomi. Ve inanın ki ben bu konuda çok yoğun çalışıyorum. Pek çok güçlü Türk şirketi Romanya'ya geliyor. Pek çok Romanyalı da buradan Türkiye'ye gidiyor. Ben başbakanlığımda iki ülke arasındaki vize sisteminin kolaylaşması için çok çalıştım. Ve şu anda 24 saatte vize alınabilir hale gelmesinden çok memnunum. Eğer ekonomi iyi giderse her şey daha iyi gider. Aynı zamanda burada çok güçlü bir Türk komünitesi var. Onlarla da Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Romanya'daki başbakanlık seçimlerinde tekrar aday olacak mısınız? Siyaset hiçbir zaman kurtulamadığınız bir hastalık gibidir. Eğer bana bugün sorarsanız, hayır istemiyorum derim. Ama eğer bana önümüzdeki yıl aynı soruyu Türkçe sorarsanız, belki farklı bir yanıt verebilirim. Süleyman Demirel'in o sözü çok hoşuma gider. Dün dündür, bugün bugündür. Yarın göreceğiz, inşallah. Başbakanlık döneminizi özlemiyor musunuz? Ülkem için en iyi olanı yapmaya çalışıyorum. İstifa etme nedenimi belki biliyorsunuzdur. Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangın sonrasında genç insanlar hayatlarını kaybettiler. Biliyorum bu başbakanın sorumluluğunda olan bir şey değildi ama ben burada bir dayanışma olduğunu göstermek istedim. O zamana kadar Romanya'da görevimi yapmaya çalıştım. Türkiye ile ilişkilerde her iki taraf açısından bu anlamda büyük önem taşıyor. Ama siyaset derseniz insanları hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu edemezsiniz. Belki öldükten sonra ama eğer insanları mutlu edebiliyorsam mutlu olurum. Sayın Viktor Ponta, çok çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Memnun oldum.
Çok teşekkürler. Türkçe konuşuyorum. Çok heyecanlıyım. ama bir yıl sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Söz mü? Evet. Tamam. Sözü aldık. Peki. Teşekkürler. İyi çok akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Aynı çarşıda hem cami, hem kilise, hem sinagog. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin birlikte yaşamı. Ajanda farklı etnik ve dini grupların Saraybosna'daki yaşamını araştırdı. Az sonra Benan Kepsutlu'yla Ajanda'da. İşte böyle Romanya'nın eski başbakanı Victor Ponta ile öyle yarı İngilizce yarı Türkçe çok hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. Böylelikle kendisinden sözü de aldım. Önümüzdeki yıl yine özel bir röportaj yaptığımızda bu defa röportajımız baştan sona Türkçe gerçekleşecek. İnşallah dedi kendisi. Ve bu defa da sizleri Bosna Hersek'e götüreceğiz. Biliyorsunuz bir süredir Ajanda'da Bosna Hersek'te hazırladığımız özel dosyaları ekranlarınıza getiriyoruz. Bu defa da yine Ajanda ekibinden Emirhan Öztürk ve Serbakan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da farklı dinlerin, farklı etnik grupların bir arada nasıl hoşgörüyle yaşadıklarını araştırdılar. Aynı mahalledeki camilere, kiliselere, sinagoglara getirdiler ve onları sizler için Ajanda'da hazırladılar. Bir tarafta ezan sesleri, diğer tarafta kiliseden yükselen çanlar. Bir bakışta hem cami kubbelerinin hem de kiliselerde bulunan haç işaretlerinin aynı kareye sığdığı bir şehir Saraybosna. Sarayova 90'lı yıllarda yaşadığı kanlı günlerden bu yana siyasi iklimin en sıcak olduğu dönemi yaşıyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp temsilcisi Dodik'in ayrılıkçı açıklamalarıyla başlayan kriz tüm dünyanın gözünü Bosna'ya çevirdi. 1992-1995 yılları arası yaşanan savaşın hatıraları hala çok sıcakken Saraybosna halkı da yeni bir savaş ihtimalinden oldukça endişeli. Ancak bu çok dinli şehirde siyasi gerginlikler dini inançlara yansımıyor. Ülke yönetenlerin tüm açıklamalarına rağmen şehirde farklı dini kesimler dostça yaşamaya devam ediyor. Asırlar öncesinde Osmanlı'ya, daha sonrasında Avusturya, Macaristan, Yugoslavya ve son olarak Bosna Hersek'e ev sahipliği yapmış bir şehirdeyiz. Saraybosna şu anda Bosna Hersek'in başkenti. Bu kent asırlar boyu, yıllar boyu farklı etnik gruplara ve toplumlara ev sahipliği yaptı. Saraybosna 415 yıl Osmanlı, 40 yıl Avusturya, Macaristan, 74 yılsa Yugoslavya'nın hakimiyetinde kaldı. Sonrasında bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'in başkenti oldu. Saraybosna 250 bine yakın bir nüfusa sahip. Etrafı dağlarla çevrili bir vadiye kurulu olan bu şehir, tarih boyunca birçok önemli olaya da tanıklık etti. Yaşanan her olay Saraybosna'ya da yeni bir kimlik kazandırdı. Saraybosna şehrinin kaderi ve 1900'lerin sonunda yaşayacakları belki de 20. yüzyılın başında şekillenmişti. Nitekim 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olay da Saraybosna şehrinde yaşandı. Tam da üzerinde bulunduğum Latin Köprüsü'nde Avusturya Arşidükü Ferdinand, genç Bosna örgütü üyesi Princip tarafından suikastla öldürüldü ve dünyayı kasıp kavuran, dünyayı kan gölüne çeviren 1. Dünya Savaşı bu olayın ardından başladı.
Saraybosna'nın ortasından akan Milyaka Nehri'nin üzerindeki Latin Köprüsü, 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yer oldu. Dünya Savaşı'nı başlatan suikastin şahidi Latin Köprüsü, 1541 yılında Osmanlı döneminde inşa edildi. İlk olarak tahtadan inşa edilen köprü 1565 yılında taşlarla yeniden yapıldı. 1791 yılında ise restore edildi. Köprü 1914 yılında yaşanan ve 1. Dünya Savaşı'na sebep olan suikast olayıyla birlikte tarihin en önemli köprülerinden biri oldu. Saraybosna'da 1. Dünya Savaşı'nın yanı sıra 2. Dünya Savaşı'na ilişkinde hatıralar yer alıyor. İşte burada bulunan yılın hiçbir dönemi sönmeyen ve adına sönmez ateş denilen bu anıt 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yakıldı. Saraybosna 2. Dünya Savaşı'nda 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalandı. 2. Dünya Savaşı esnasında 7092'si Yahudi olmak üzere 10.961 Saraybosnalı hayatını kaybetti. Şehir 4 yıl sonra yine aynı gün 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtuldu. İşte o savaşta hayatını kaybedenler için yakıldı bu ateş. Şimdi de kimi zaman evsizlerin ısınma durağı oluyor, kimi zaman da turistlerin fotoğraf stüdyosu. Saraybosna tarihi 2. Dünya Savaşı'nda da yerini işte böyle aldı. Şehrin tarih kokan sokaklarından yürürken en çok ilgi çeken şüphesiz aynı anda cami ve kiliselerin görülebiliyor olması. Saraybosna'daki eski Osmanlı mimarisi tek kubbeli 6 cami var. Başçarşı olarak adlandırılan Saraybosna'nın kalbinde ise cami sayısı 13. Saraybosna'da camiler oldukça fazla ancak şehri önemli kılan yalnızca bu değil. Kentte cami olduğu kadar kilise ve sinagog da bulunuyor. Üstelik bu ibadet yerleri birbirlerine çok yakın. Saraybosna'da farklı dine mensup kesimlerin dostça bir arada yaşadığının en önemli göstergesi tabii ki ibadet yerleri. İşte çarşıda hemen arkamızda asırlar öncesinden kalan bir kilise bulunuyor. Bu kiliseye çok yakın noktalarda ise camiler var. Peki bu kiliselerle camiler birbirlerine ne kadar yakın? Hadi buna bakalım. İşte sadece birkaç adım, birkaç dakika mesafede hemen kilisenin azıcık uzağında bir cami karşımıza çıkıyor. Saraybosna'nın neresine giderseniz arada bu kısa mesafede kilise ve camileri görebiliyorsunuz. Ajanda ekibi olarak Saraybosna'daki bu durumu derinlemesine araştırmak ve farklı etnik grupların yaşamlarını nasıl dostça sürdürebildiklerini konuşmak için önce caminin yolunu tuttuk. Ancak mikrofon uzattığımız cami imamları son dönemde ülkede yaşanan siyasi gerilimden ötürü konuşmak istemediler. Biz de bu durumu konuşmak için Bosna'yı en iyi bilenlerden 1996-2007 yılları arasında 12 yıl Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlık görevini yürüten aynı zamanda eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun yanına gittik. Kansu, Saraybosna ve Bosna Hersek'i bütün dünyadaki dinlerin ortak kesişim yeri olarak tanımladı. Bütün dünyadaki üç dinin kesişim yeridir burası. Ortodoks dünyanın bir parçası var burada. Katolik dünyanın var, İslam dünyasında bir parçası var. Eski milletvekili Kansu'ya göre Bosna Hersek ve Saraybosna'daki bu etnik dostluk Osmanlı dönemine hatta Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethine dayanıyor. Fatih 1463'te İstanbul'un fethinden 10 yıl sonra gelmiş, Bosna'yı fethetmiş ve burada insan hakları beyannamesi vermiştir. Sadece siz değil, Fransızkenler, sizin dostlarınız hangi dinden olursa olsun onlar da benim vatanımda hür bir şekilde yaşayacaklardır. Din hürriyetiniz, mal, can ve namus emniyetiniz benim tahallüm altındadır. Eski milletvekili Hüseyin Kansu Saraybosna'da gezilirken görülebilecek tüm ibadet yerlerini tek tek sıraladı ve bu farklı dine mensup kesimlerin kavga etmeden, tartışmadan dostça yaşayabildiğini şu sözlerle özetledi. Sinagog gördünüz. Havra gördünüz mü? Havra da var. Havra mahalle arasında küçük sinagogdur.
büyük olursa, büyük ona sinagog deniyor. Kilise gördünüz, Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, bir de Evangelistlerin Kilisesi vardı burada. Çok kültürlü, çok dinli, çok etnikli bir yapı var. Kilise çalıyor, sinagog var, ezan okunuyor, ha? Evangelistler var. Her türlü dinde olan insan, kimse kimseyle ne tartışıyor ne kavga ediyor. Huzur içinde, barış içinde bir arada yaşıyorlar. Ülke hepsine yetiyor. Hüseyin Kansu'nun da dediği gibi, bir tarafta cami var, diğer tarafta kilise. Bir taraftan çan sesi gelirken, diğer yandan ezan sesi. Başçarşıda iki ibadet yeri arasındaki mesafe birkaç yüz adımdan fazlası değil. Tarihi savaşlarla dolu bu şehirde farklı dine mensup insanlar dinleri bir kavga sebebi olarak görmüyor. Herkes kendi dinini, bağlı olduğu etnik yapıyı rahat ve özgürce yaşayabiliyor. Ülke bir savaşın eşiğine gelse dahi özgür denilebilecek bu bakış açısı kendini korumaya çalışıyor. Nitekim Kasım 2021'den beri Bosna Hersek'te siyaset oldukça gergin. Ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler, protestolar var. Bosna'nın Sırp yöneticileri ayrılıkçı açıklamalarıyla gerginliğin fitilini ateşliyor ama tüm bu yaşananlar cami ve kiliselerin yan yana olduğu bu şehirde birlikte yaşama engel olmuyor. ...94 yıllık tarih, Bulgar futbol devlerine karşı bitmek bilmeyen mücadele. Ajanda Türk bölgesinin takımı Arda Kırcaali'nin mabedi Arda Arena'ya gitti. Kulübün başarıya koşma hikayesini sportif direktör ve eski Fenerbahçeli futbolcu Ivayla Petkov'dan dinledi. Az sonra Ajanda'da. Romanya, Bosna Hersek, şimdi de Bulgaristan diyeceğiz. Çünkü Ajanda ekibinden Kıvanç Tunçbaş ve Emirhan Öztürk, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesine gittiler ve Kırcaali'de Türk bölgesindeki takım olan Arda Kırcaali'nin stadyumuna girdiler. Sadece bununla da kalmadılar, antrenmanlarına katıldılar. Aynı zamanda Fenerbahçeli eski futbolcu Ivaylo Petkov'la, şu anda kendisi takımın teknik direktörü, Ivaylo Petkov'la konuştular. Şimdi onların hazırladığı bu dosya ve özel röportaj geliyor ekranı. Mavi beyaz renkleri gök mavililer lakabıyla Bulgaristan'ın Türk yoğunluklu bölgesi Kırcaali'nde kurulan bir futbol takımı. Arda Futbol Kulübü. Tarihi tam 97 yıllık, 1924 yılına kadar dayanıyor. 5 yıl önce yeni bir yapılanmaya gidildi ve bu kulübün başarılarının ardı arkası kesilmedi. İşte bugün o takımı anlatacağız, Arda Futbol Kulübü'nü. Burası Kırcaali, Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı bölge. Doğu Rodop Dağları'nın ovasında, Arda Nehri'nin kıyısında bulunan bir şehir. Bu da ismini Arda Nehri'nden alan Türk bölgesinin başarılı futbol takımı Arda Kırcaali. Kulübün adının başına Arda adının eklenmesinin ise bir hikayesi var. Tarih 10 Ağustos 1924. Kırcaali'nde, Türklerin bölgesinde Rodopski Sokol adıyla bir futbol takımı kuruldu. Kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra kulübün adı Arda olarak değiştirildi. Arda, Kırcaali'nin kıyısında olan bir nehirdi. O bölgenin futbol takımının da nehrin adından farklı olması istenmedi ve takımın adı Arda yapıldı. Arda Kırcaali ilk yıllarında Bulgaristan 3. Ligi'nde mücadele etti. Sonuçlar pek başarılı değildi. İsmi 1945 yılında tekrar değiştirildi. Resmi olarak 1924 yılında kurulan Arda Futbol Takımı 1945-1957 yılları arasında futbol kulübü Minyor adıyla faaliyetlerini sürdürmüştü. Bir yıl sonra kulüp yeniden eski ismine döndü. Arda ismiyle mücadelesini sürdüren takım 1959-1960 sezonunda Bulgar Kupası'nda çeyrek finale yükselerek adından söz ettirdi. Tarihi boyunca çoğunlukla 2. ligde mücadele eden takımın o döneme kadar gösterdiği en büyük başarı 2. ligi 2. sırada bitirmek olmuştu. Türklerin bölgesinin takımı olması tarihi boyunca Arda Futbol Takımı'nı zor duruma soktu. Yıllar önce Arda Kırcaali ilk kez 1. lige yükselme fırsatını elde etti. 4-0 kazanması gereken bir mücadeleyi 3-0 kazanabildi.
Karşılaşmanın hakemi ise Arda futbol takımı 4. golü atmasın diye zorlamıştı. Bütçe sıkıntıları sadece Türk bölgesi tarafından desteklenmesi Arda Kırcali'yi başarıdan hep uzak tuttu. Mali sıkıntılar 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında da devam etti. Son olarak 2013 yılında kulüp dağılmak zorunda kaldı, küme düştü. Karanlık günlerin ardından kulüp yeni bir yapılanmaya gitti. Yeni sahipleriyle arka arkaya başarılar geldi. Şimdilerde Arda Kırcali'de sportif direktörlük yapan, futbolculuk döneminde ise 8 yıl Türkiye'de top koşturan eski Bulgar futbolcu ve hala koyu bir Fenerbahçeli olan Ivailo Petkov'la Arda Kırcali'nin mabedi Arda Arena'da buluştuk. Kulübün yeni yapılanmasını konuştuk. Arda Kırcali geçmişi tarihi olan bir takım ama yeni yapılanması 5 yıl içinde oldu ve başarıları ardı arkasına geldi. Bu 5 yıl içindeki yapılanmayı nasıl anlatırsınız? Evet, bu proje Arda Kırcali 5 yıl önce başladı. Yeni başkan, yeni yönetim aldı takımı, 3. lig o zaman da takımı. Hemen yükseldi 3. lig 2. bir sene içinde. Sonraki sene 1. lig şampiyon oldu. Ve 3 yıl artık Arda Kırcali 1. lig takımı oluyor. Arda Kırcali yeni yapılanmasının ardından 2016'da 3. lige, 2017 yılının sonundaysa 2. lige yükseldi. Son olarak 2019 yılında gösterdiği başarılarla 2. ligde playoff oynama hakkı elde etti. Ve tarihinde ilk kez 1. lige yükselmeyi başardı. Bu başarıların ardından Arda Kırcali'nin kupalarını koyacağı küçük bir müzesi bile oldu. Yenilikte mücadele edebilmesi için Arda Kırcali'nin stadyumu da yeniden dizayn edildi. Arda Futbol Kulübü maçlarını Kırcali merkeze yürüme mesafesinde olan 11.114 kapasiteli Arda Arena stadyumunda oynuyor. Mali yapının düzelmesi, bütçenin ayağa kaldırılması, sportif başarılar derken Kırcali şehri de takımlarına sahip çıkmaya başladı. Geçen sene çok taraftar geliyor ve bizim 12. adam oluyor. Bizim taraftar ve inanıyoruz bu devam ediyor. Yeni yapılanmaya taraftar desteği de eklenince Arda Kırcali için 1. ligde de başarı elde etmek kaçınılmaz oldu. 2020-2021 sezonunda takım adeta tarih yazarak Bulgaristan Ligi'ni 4. bitirdi. Geçen sene bu oyuncular tarih yazıvari çünkü takımı 4. bitirdi Bulgaristan'daki lig. UEFA takıma katıldı. Bütçe olarak ve futbolcu olarak çok büyük başarı şehir olarak ve takım için. Aynı sezon Arda Kırcali Bulgar Kupası'nda da finale yükseldi. Finalde Bulgar futbol devi CSKA Sofya ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybetti. Kupada ikinci oldu. O sezon gösterdiği başarılar Arda Kırcali'yi Avrupa arenasına taşıdı. Türk bölgesinin takımı tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi. İsrail temsilcisi Hapoel Berşeva ile eşleşen Arda Kırcali, güçlü rakibine 2 maçta da yenilerek turnuvaya veda etti. Ivailo Petkov Arda Kırcali'ndeki görevine 4 ay önce başladı. Biz de Petkov hocaya yeni takımındaki hedeflerini sorduk. Siz de sportif direktör olarak 4 ay önce göreve başladınız. Yeni hedefler nedir? Arda Kırcali'yi gelecekte nerede göreceğiz? Benimki hedef bu geçen seneki durdurmak 4. Çünkü ben kendisi de biliyorum ve futbolculara inanıyoruz. Bizim bu hedef oraya kadar düşünüyorum. Olabilir. Petkov'la sohbetimiz sırasında 8 yılını Türkiye'de geçirmiş hocaya Türk futbolunu sormamak olmazdı. Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna biraz üzülen Petkov, şampiyonun kim olacağını da tahmin etti. Benim Türkiye'de çok arkadaş var. Konuşuyorum. Türkiye futbolu biliyorum. Evet, biraz onlarda biraz düşüş var. Özellikle konuşuyorum Fenerbahçe. İnşallah bu sene daha iyi olacak ama benim arkadaş Abdullah Avcı çok iyi çalışıyor. Trabzonspor ve düşünüyorum bu sene Trabzonspor şampiyon olacak. 97 yıllık tarihi, geçirdiği karanlık günler, önüne konan engeller, bölgede Türk toplumu ne yaşadıysa aynı kaderi paylaşması ve sonunda yeniden ayağa kalkıp dimdik ayakta durabilmesi. Arda Kırcali bir futbol kulübünden çok daha fazlası. Bir dönemin adı bile bilinemeyen takımı şimdi başarılarıyla Bulgaristan'ın dört bir yanında adından söz ettiriyor.
1, 2, 3, 4, 5 gibi. 2011 yılında Suriye'nin nüfusu, Kıvanç'cığım ben durmayayım ya. Durma. Bir de cerrah, hizmet cerrah diyorum ya Burak. Şu bir bar önündekini okuyabilir. Bar önündeki. Bir şey rica etsek, siz arkanızı dönebilir misiniz? Yüzünüz görünmesin. Acaba bu taraftan mı gittiler, bu taraftan? Gel kızım maşallah. Şimdi IŞİD'in öldürdü. Ah bir daha. Biraz, ay, meğersem mikrofonuma tekme atıyormuş, bir şey oluyor diyor. Seni yaramaz seni. Şartları bazılarına göre diğerlerine göre. Çok özür dilerim. Ne saçmalıyorum ya. Bu odada alınıyor. Muhteşem. Ah be kardeşim maşallah, yemin ediyorum. Harika. Dur mikrofonum nerede? Allah. Şimdi tünele doğru girebiliriz. Yürüyelim abi. Mecbur yürüyeceğiz. Son dönemlerde iki defa dedim. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Romanya'da hazırladığımız özel dosyaları, yaptığımız özel röportajları aman kaçırmayın diyelim. Önümüzdeki hafta yine pazar akşamı aynı saate ajandanıza bizi yazın. Şimdilik hoşça kalın.